Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Karay ile TYT Geometri Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 6. videosundayız. Doğru analitiğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen ders en önemli yeri anlatıyoruz demiştik. Doğru denklemi yazmadan bahsetmiştik. Ve geçen ders tam bitirememiştik. Şimdi ne yapacağız? İşte o doğru denklemi yazmayı tam olarak bitireceğiz bu dersimizde. Neredeyiz biz şimdi o zaman? Sayfa numarası şöyle bir bakalım. 214'ü ve 215'in 215'ten de bir soru çözeceğiz. O zaman hadi bakalım, önemli kısmı bitirelim. Yani dersimize başlayalım. 35. soruda kalmıştık. Analitik düzlemde A noktasından geçen ve bu doğruya paralel olan doğrunun denklemini bulunuz. Şimdi soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Her zaman diyorum ki özel durumlar varsa analitik düzlem çizin. Yoksa soruyu anlayabilmek için basit bir şekli çizin. A noktasından geçecek. -2'ye 3 noktasından geçecek. Ve bu doğruya paralel olacak. Yani doğrumuz da şöyle bir doğru. Bu doğru da ne doğrusu? 4x eksi y artı 9 eşit 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi. Yani bizden ne isteniyor? Bu noktadan geçen buna paralel olan doğru, işte bu doğru isteniyor. Peki doğru denklemi isteniyorsa kendimize iki soru soruyorduk. 1 eğim, 2 nokta. Hocam nokta var mı, var, eğimi bulacağım. Boşu boşuna bunlar birbirine paralel verilmemiştir. İki doğru paralelse ne oluyordu? Eğimleri birbirine eşit oluyordu. Bunun eğimi nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Y'nin katsayısı eksi 1, bak 4. Bunun eğimi 4 ise, iki doğru paralelse eğimleri de birbirine eşittir. M2 de 4 olmak zorunda. Hocam eğim belli, nokta belli, denklem yazılır. M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 şeklinde yazılıyordu. Ben bıkmadan usanmadan bunu yazacağımı söyledim sana. Kafana kazansın. Kafana kazan. kafana kazınsın diye, değil mi? Eğim belli mi? Belli. 4 çarpı x eksi noktadaki x. X eksi eksi 2. Yani x artı 2 eşittir y eksi noktadaki y 3. 4x artı 8 eşittir y eksi 3 oldu. Ne yapalım? Hepsi x'in katsayısı artı olan şıklarda olsun. 4x y'yi bu tarafa atalım. Eksi y artı 11 eşit 0 şeklinde oldu. Ya da 4, y eşittir 4x artı 11 şeklinde de şıklarda olabilir. Şıklara göre düzenlemeni de yaparsın. Evet, cevap bu çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 36'ya. Dik koordinat sisteminde bir kenarı ikinci açıortay doğrusu üzerinde olan kare çizilmiştir. Evet, bir kenarı ikinci açıortay doğrusu. Yani bu neydi? Y eşittir eksi x doğrusu değil midir? Yani burası 45-45 değil midir? Evet. İkinci açıortay doğrusu burada kaçıyı iki eş parçaya bölüyordur. Benden ne isteniyor? Karenin kenar uzunluğu 3 kök 2 olduğuna göre AD doğrusunun denklemi. Arkadaşlar AD doğrusunun denklemi, işte tam olarak bu doğrunun denklemi isteniyor bizden. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bu karenin karşılıklı kenarları olduğu için bunlar paraleldir. Bir doğru denklemi isteniyorsa bizden iki soru soruyoruz. 1 eğim, 2 nokta. Hocam bunlar birbirine paralel ya, eğimleri birbirine eşit. Bunun eğimine direkt eksi 1 diyebiliriz. Y eşittir eksi x doğrusu olduğu için, ikinci açıortay doğrusu olduğu için. Ya da hocam şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Yönde eşitten dolayı 45 ise burası da 45 oldu mu? Oldu. Yani eğim dediğimiz tanjant 45 değil. Sola yatık eksi tanjant 45'tir. Tanjant 45 de şöyle 45-45 90 üçgeninde 1-1 kök 2 ya. Tanjant 45 karşı bir komşudan 1 yaptı. Eksi 1 olmak zorunda. İstersen bu şekilde de eğimi bulabilirsin. Neyse, eğimi bulduk. Bir nokta lazım. Hocam karenin bir kenarı 3 kök 2. Burası da 3 kök 2. Şu doğrusal ya, şöyle 90. 45-45 90 üçgeni. 3 kök 2, 3 kök 2. Burası kök 2 katından dolayı 6 yaptı. Ve 6 birim solda. Buradaki noktayı bulurum. Eksi 6'ya 0 noktası yaptı. Yani nokta belli, eğim belli, denklemi yazabiliriz. M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 şeklinde olmuyor muydu? Evet. M dediğimiz eksi 1. Eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x. X eksi eksi 6. Yani x artı 6 eşittir y eksi 0 şeklinde yazılır. O zaman ne olacak arkadaşlar? Düzenleyelim. Eksi x eksi 6 eşittir y yaptı. Yani denklem y eşittir eksi x eksi 6 şeklinde olabilir. Ya da hepsini öbür tarafa atalım. 0 eşittir x'in katsayısı genelde artı olan şıklarda oluyor demiştik ya. X artı y artı 6 mı oldu? Yani düzenlersek x artı y artı 6 eşit 0 şeklinde de yazılabilir tabii ki. Evet, büyük ihtimal şıklarda da bu vardır ve cevap bu. Yani x artı y artı 6 eşit 0 doğrusu oldu. Doğru cevap. Ve geldik örnek 37'ye. Dik koordinat sisteminde A noktasından geçen ve bu doğruya dik olan doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Öncelikle eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanını bulmak için verilen doğrunun doğru denklemini yazmam lazım. Doğru denklemine gelelim. Öncelikle bu noktadan geçen ve buna dik olan doğrudan bahsediyor. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Özel bir durum yok. A noktası 4'e eksi 1 noktasından geçecek ve verilen doğru şu. 2x eksi 3y eksi 6 eşit 0 doğrusuna dik olacak. Bu noktadan geçecek, buna dik olacak. Doğrumuz bizim şu şekilde olmaz mı gençler? Kesinlikle olur.
Şimdi 2 doğru dik kesişiyorsa hemen aklımıza ne geliyordu? Eğimler çarpı eksi 1. O zaman bunun eğimi kaç? Eksi 2 bölü eksi 3'ten 2 bölü 3 yaptı. Yani eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı 2 bölü eksi 2 bölü eksi 3 yaptı burası. 2 bölü 3. 2 doğru dik kesiyorsa eğimler çarpı eksi 1'di. Arkadaş bu 2 bölü 3 ters çevirip eksiyle çarpılmış olmuyor muydu diğer eğimde? Ya da 2 bölü 3 çarpı m2 eşittir eksi 1 deyip de oradan da bulabilirsin. Tamam. Buradan bunun eğimini de bulduk. Eksi 3 bölü 2. Bak eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilirim. Yazalım. M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 denklem yazmaydı. M dediğimiz eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x 4 eşittir y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 1 yani y artı 1. Şunu çarptım. Eksi 3x artı 12 eksi 3 ile burayı çarptım. 2 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 2y artı 2 yapar. Attık öbür tarafa. Buradan ne geliyor? 3x artı 2y eşittir 10 yaptı. Yani düzenleyelim 3x artı 2y eşittir 10 şeklinde çıktı. Ama benden bu istenmiyor. Bu doğrunun denklemini yazdım ben. Bunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Yani grafiğini çiz diyor bana. Grafiği nasıl çizeceğiz arkadaş? Öncelikle analitik düzlemi çizelim. Şöyle çizelim. Analitik düzlemi çizmek zorundayız. Burada verilen doğruda x yerine ben 0 yazsam y ekseni kestiği yeri bulurum. X yerine 0 yazsam 2y eşittir 10'dan y'yi 5 buluruz. E hocam y 5'ten geçecek. Bir de y yerine 0 yazsam x ekseni kestiği yeri bulurum. Y yerine 0 yazdığımda 3x eşittir 10'dan x de böylelikle 10 bölü 3 çıktı. X de 10 bölü 3 çıktı. O zaman bizim grafiğimiz aha da böyle olmak zorunda değil mi? İşte bu grafiğin eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgesinin alanı isteniyor. Hocam şurası kaç? Burası 5. Burası kaç? 10 bölü 3. Alan da neye eşit olacak? 5 çarpı 10 bölü 3 bölü 2'ye eşit olacak. Sadeleştir 5. Cevap da 25 bölü 3 mü yapar? Evet. Cevap 25 bölü 3 yaptı. 37. soruda arkadaşlar. Zor bir soru değil. Böyle bir doğrusunu ilk önce doğruyu bulmamızı istiyorsa ya da herhangi bir şey eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgesinin alanı ya da sorunun sonrasında bir şeyler isteniyorsa işte apsis ordinatının 3 katı olan bir nokta falan filan isteniyorsa öncelikle doğruyu bulmak zorundayız. Doğru için de 2 soru bizim için önemli soruydu. O önemli soruyu sorabiliyorsan harikasın. Evet örnek 37 25 bölü 3 ve geldik şuraya örnek 38. Ne diyor bakalım soru. Şimdi şekildeki ABC üçgeninde AC kenarının yüksekliği D doğrusunun elemanıdır. Bak AC kenarını yüksekliği AC kenarına ait yükseklik D doğrusunun elemanıymış. Yani bu ne demek istiyor? Hocam D doğrusunun elemanıysa bizim yüksekliğimiz aha şöyle bir şey olacak. Yani yükseklik bu doğrunun üstünde olmak zorunda. Buna göre D doğrusunun denklemini yazırız. Tamam. O zaman burası dik oldu. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben bu D doğrusunun denklemini yazacağım. Doğru denklemi yazıldığında şu iki meşhur soruyu soruyorsun değil mi? Bir eğim. Şu an eğim belli değil. İki nokta. Hocam nokta belli mi bu doğru üstünde? Evet. Bak şuradaki nokta. Noktamız belli. Eğim bulacağım. Aa doğrular dik kesmiş. Doğrular dik kesince aklımıza ne gelecek? Eğimler çarpma eksi bir. Hocam şu doğruyla bu doğru dik kesiyor. Öncelikli olarak bu doğrunun eğimini bulayım. Bu doğrunun eğimi M1 diyeyim. Hocam bu doğrunun eğimi belli midir? Evet bu doğrunun eğimi bellidir. İki noktası var. Yani Y'ler farkı. Şu 11-7. 11-7 bölü X'ler farkı. 5 eksi kaç? 9. 11'den 7 çıkınca 4 kaldı. 5'ten 9 çıkınca da eksi 4 kaldı. Yani eksi 1 yaptı. Bunun eğimi eksi 1 ise eğimler çarpma eksi 1 olduğundan dolayı M2'nin de ne olması lazım? Ters çevirip eksi ile çarpıyorum. Artı 1 mi yapması lazım? Evet. Eğim belli. Nokta belli. Denklemi yazabilirim. M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dan dolayı. Hocam M dediğimiz kaç? 1. Çünkü bu doğrunun eğimi 1. 1 çarpı x eksi noktadaki x. X eksi eksi 3 yani artı 3. Eşittir y eksi noktadaki y. 1. X artı 3 eşittir y eksi 1 ya. O zaman ne oldu arkadaşlar? Y'yi yalnız bırakırsak x artı 4 eşittir y yaptı. Yani ya y eşittir x artı 4 şeklinde olur. Ya şıklarda bu olur. Ya da şıklarda hangisi olur? Böyle x'in katsayısı artı olan genelde şıklarda oluyor. Atayım öbür tarafa. X eksi y artı 4 eşit 0 şıklarda olur. Ya da x eksi y eşittir eksi 4 şeklinde de olabilir. Artık şıklarda hangisi varsa onu da seçimini şıklara göre düzenlersin. Anlaştık. Cevap y eşittir x artı 4 ya da x eksi y artı 4 eşit 0 şeklinde oldu. Ve bu ne ya? Helikopter. Helikopterin bununla ne alakası var? Biraz yeni nesil soruya döndürmüşüz soruyu da o yüzden. Şekildeki helikopter kendisiyle aynı düzlemde bulunan A ve B noktalarındaki hedeflere aynı anda ateş ederek onları aynı anda vurmak istiyor. Ya aynı tür silahla vuracaksam
Yani buradan bir ateş ettim. Buradan da bir ateş ettim. Aynı anda vuracağım. Aynı tür silah ya, aynı hızla kurşunlar çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman benim helikopterim buradayken hem buraya ateş ettim hem de buraya ateş ettim. Aynı anda vurmak istiyorsam ne olması lazım? O zaman bunların birbirine eşit olması lazım. Buna göre diye helikopter hangi doğru boyunca hareket eder diye soruluyor. Ha. Hocam ben buradan da aynı şekilde ateş ettiğimde şunu ve şunu vurduğumda yine ne olması lazım? İşte bu noktada da böyle eşit eşit olabilir. Buradaki noktada da şöyle eşit eşit olabilir. Değil mi? Ya bir sürü noktası vardır aslında. E ben buradaki hatta tam burada orta noktasında da aynı şey olmaz mı arkadaşlar? Tam buradan vurduğumda da şunlar birbirine eşit. Burada şuna ve şuna eşit uzunlukta oldu. Şunda da eşit uzunlukta oldu şöyle. E ne yapacağım hocam burada? Hatta şunlar da birbirine eşit uzunlukta değil mi? Evet. Şimdi benden işte buradaki noktadan geçerse helikopter bunu eşit. Hatta buradaki noktadan geçerse hem buna hem de buna eşit uzunlukta. Hatta tam buradan hatta buradan. İşte bu noktaların böyle geometrik yeri soruluyor bize. E ne yapacağız hocam burada? Arkadaş şu x kenarı düşünsene. Şuradan çizilen kenar ortay nedir? Yüksekliktir. Hocam burada da çizilen kenar ortay yüksekliktir. Aa doğru sol oldu. Hocam bunun da orta dikmesi bu x kenar ya. Buradan geçmek zorunda değil mi? Evet. Aa ne oldu o zaman arkadaşlar? Şu hem A'ya hem de B'ye eşit uzunluktaki noktaların geometrik yeri şu AB'nin orta dikmesi olmadı mı? Evet. Yani burada bir şey daha öğrenmiş olduk. Bu iki noktaya da eşit uzunlukta bulunan noktaların geometrik yeri AB'nin orta dikme doğrusu üzerindedir. Direkt ÖSYM bunun orta dikmesi nedir diye sormuştu. Ben bunu yeni nesil soruya çevirmişim sadece. Bak şuradan bir nokta al. Buradaki kenar orta dikme doğrusu üzerinden bir nokta al. Şuralara olan uzaklıkları eşit midir? Evet. Şurada da nokta alsam bunlara olan uzaklıkları, burada da nokta alsam bunlara olan uzaklıkları hep eşit olmuyor mu? Oluyor. İşte o yüzden şimdi bir şey öğrenmiş olduk. A ve B noktalarını eşit uzunluktaki noktaların geometrik yeri kenar orta dikme doğrusudur. Şekil karışmasın diye ben şunları sileyim arkadaşlar. Bak şunları siliyorum. Benden kenar orta dikme doğrusu isteniliyor. Ben buradaki kenar orta dikme doğrusunu şöyle bir bulmaya çalışayım arkadaşlar. Hadi bakalım bulmaya çalışalım. Nasıl bulacağız? Hocam benden bu doğrunun denklemi isteniyor. Doğru denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Hocam noktası var mı? Yok ama buluruz. Hocam tam orta noktası bak şurası. Bu doğru üstündeki bir nokta burası. Buradaki noktada nedir? Eksi 1 artı 3 2 bölü 2'den 1'e 5 artı 3 13 bölü 2 mi yaptı? Evet. Nokta belli. Eğim lazım. A iki doğru dik kesmiş. İki doğru dik kesmişse eğimler çarpımı eksi 1'dir. Bunun eğimi nedir? Y'ler farkı. 8 eksi 5 bölü x'ler farkı. Buradan başladım. 3 eksi eksi 1. Yani 3 artı 1 yaptı. Bunun eğimi kaç yaptı? Eksi 3 bölü 4 yaptı. E sonrasında ne yapacağız? Bana bunun eğimi lazım. Hocam bunun eğimi eksi 3 bölü 4 ise değil mi? Eksi 3 bölü 4. Yok. 3 bölü 4. Sadece 3 bölü 4. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Sadece 3 bölü 4 ise o zaman bunun eğimi de ters çevirip eksiyle çarpmıştı değil mi? Eğimler çarpımı eksi 1 olduğundan dolayı. Yani eksi 4 bölü 3 oldu. Evet eğim belli nokta belli. Doğru denklemini yazabilirim. M çarpı x eksi x sıfır eşittir. Y eksi y sıfır şeklinde mi yazılıyor? Evet. Eğim dediğimiz eksi 4 bölü 3 çıktı. Eksi 4 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x. Noktadaki x 1. Eşittir y eksi noktadaki y. Y noktadaki y de 13 bölü 2. Eksi 4 ile burayı çarpıyorum. Eksi 4x artı 4 eşittir. 3 ile de karşı tarafı. 3y eksi 39 bölü 2 yaptı. Hatta bölü 2'den kurtulalım arkadaşlar. Denklemi 2 ile çarpalım. Eksi 8x artı 8 eşittir. 6y artı eksi 39 mu yaptı burası? Evet. O zaman denklemi düzenleyelim. X'in katsayısı artı olan şıklarda oluyor da eksi 8x'i buraya atalım. Hocam 8x artı 6y hatta artı 8'i de buraya atalım istersen. 39 eksi 8'den eksi 47 mi yaptı? Yani doğru denklemimiz ne oldu arkadaşlar? Şu 0 eşittir şeklinde yazmazlar da 8x artı 6y eksi 47 eşit 0 şeklinde yazarlar. Evet cevap bu oldu arkadaşlar. İşte böyle soruları da yeni soruya da çevirebilirler arkadaşlar. Çevirdikleri zaman da bilmediğiniz bir şey yine yok. Yine rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Evet geldik bu dersin bu videonun son sorusuna. Bu da güzel bir yeni nesil soru bak. Çok güzel bir şekilde tanımlanmış. Ne diyor? Gerçekten çok güzel ve çok orijinal bir soru. Hatta hop öncelikle sen yapar mısın? Hadi bu soruyu sen yap ya. Çünkü bu soru gerçekten çok güzel bir soru. Bakalım yapabilecek misin? Çok merak ediyorum. İnşallah yaparsın. Yapamazsan da önemli değil. Yeter ki uğraş. Uğraşman bile benim için aşırı derecede önemli. Tamam mı? Hadi bakalım ben şimdi çözüme başlıyorum. Şimdi burada ne demiş? Dik koordinat sisteminde AB başlangıç noktası A. AB doğru parçasının başlangıç noktası A 2'ye 1. Bak 2'ye 1 olarak verilmiş. Olan apsis koordinatları artan. Bak apsis koordinat artıyor görüyor musun?
Birim karelerin köşeleriyle kesişimi 5 nokta olan doğru parçasıdır. He, AB. Apsis ve ordinatlar anahtar mı? Birim karelerin köşeleriyle kesişimi böyle ne olmuş? Köşeleriyle kesişimi 5 nokta olan. A'dan başlarsak AB doğru parçasına. A köşesi burası, burası, burası ve burası. Evet. Bu 5 nokta olan bir doğru parçasıymış. Böyle bir şey tanımlamışım. Sonra diyor. Buna göre diyor başlangıç noktası 5'e eksi 2 olan apsisi azalan ordinatı artan. Hocam apsisi azalan. O zaman bu tarafa gideceğim. Ordinatı artan yukarı gideceğim. Yani sola ve yukarı gideceğim. O zaman sol çaprazla mı gideceğim arkadaşlar böyle? Evet. Ama sol çaprazla nasıl gideceğim bilmiyorum. Şöyle mi gideceğim? Böyle mi gideceğim? Böyle mi gideceğim? Bu eğimli mi gideceğim? Yani 1 eğimli mi? 2 eğimli mi? 1 bölü 2 eğimli mi? 1 bölü 3 eğimli mi? 1 bölü 4 eğimli mi gideceğim bilmiyorum şu anda. Evet. Apsisi azalan, ordinatı artan. Yani şu yönlü gideceğim biliyorum. Başlangıç noktasında 5'e eksi 2 olan apsisi azalan, ordinatı artan 100 noktalı en kısa doğru parçası. Heh. Önce 5'e eksi 2'yi bulalım kardeş. 1, 2, 3, 4, 5'e eksi 2. Tam burası 5'e eksi 2 mi? Evet. Şimdi sen 5'e eksi 2'den başlayacaksın. Apsisi azalan, ordinatı artan doğruları çizeceksin. Hocam şu şekilde bir doğru olabilir. Birim karelerin köşelerinden giden. Ya da ne bileyim şu şekilde bir doğru olabilir. Şöyle. Ya nasıl gidecek? Hocam 2'ye 1. Yani eğimi 1 bölü 2 olan bir doğru olabilir. Yani şu şekilde geldim. Sonra bu şekilde. Sonra da bu şekilde geldim. Böyle bir doğru. Ya da eğimi 1 bölü 3 olan bir doğru olabilir. Şöyle. Ya da eğimi 2 bölü 1 olan olabilir. Şöyle. Değil mi? 2 bölü 1 olan. Şöyle bir doğru olabilir. Tam böyle mi oldu bu? 2 bölü 1. Hop. Şöyle olacak. Hocam eğimi 3 bölü 1 olan olabilir. Şöyle. Şöyle bakacak olursan. 1, 2, 3. 3 bölü 1 olan. Evet. Şöyle bir doğru olabilir. Ondan sonra eğimi böyle gidiyor arkadaşlar. 4 bölü 1 olan, 5 bölü 1 olan bu şekilde çoğalır mı? Çoğalır. 5'e 2 noktasından geçen bu doğrular böyle çoğalabilir. İşte burada arkadaşlar nokta sayısına bakalım. Şimdi eğimi 1 bölü 2 olduğunda, eksi 1 bölü 2 olduğunda pardon. Bak şimdi eğimi eksi 1 bölü 2 olduğunda bakalım mı şuna? Hocam eğimi eksi 1 bölü 2 olduğunda bak. Bir noktalı yani 2 birim sola 1 birim yukarı gittiğinde şöyle 1 şöyle 2 şöyle 3 nokta gidiyor böyle. 100 noktayı elde edeceğim böyle. Hocam eğimi 1 bölü 3 olan da şöyle hatta eğimi kaç? 1 bölü 4 olan yapmışım şurada. Hocam eğimi 1 bölü 4 olan da o daha da uzuyor değil mi? Yani benim ne yapmam lazım? Bu iki nokta arasındaki uzaklığı en kısa olarak seçmem lazım. E burada şöyle hocam eğimi 1 olan da bak birim karelerin köşelerinden giden de. Aa, buradaki uzunluk ne yapıyor? Kök 2 bir mi yapıyor? Şurada ne yapıyor? 1, 2, kök 5 mi yapıyor arkadaşlar burası? Evet. Peki eğimi 3 olanda ne yapıyor? Hocam şöyle 1, 2 birim yani 2'ye 3 şeklinde gittiği zaman bu uzunluk daha da artmıyor mu? Bak birim karelerin köşelerinden geçen şu şekilde oluyor gördüğün üzere. Bu da olmadı. Hocam bu şekilde olan bak birim karelerin köşelerinden geçenler bak şunlar oluyor gördüğün üzere. Olur mu bu da? Olmaz. Ne oldu? Aralarındaki uzaklık daha da artıyor. Yani burada şu doğruyu belirlemek çok önemliydi. Hocam 5'e 2, eksi 2 noktasından geçen, apsisi azalan, sol ve yukarı doğru giden, yani sol çapraza gidecek en kısa doğru parçası. Ama burada da neyi belirliyorum arkadaşlar? 100 noktalı diyor. Noktalarda birim karelerin köşelerinden geçenleri saymayacak mıyız? Evet. Birim karelerin köşelerinden geçenlerde böyle 2 nokta arasındaki uzaklığın en az olması lazım. Eğimi böyle 1 bölü 2 olduğu zaman ya da 1 bölü 4 olduğu zaman artıyor. İşte şu şekilde olduğu zaman artıyor. Tam eğimi 1 olduğu zaman aralarındaki mesafe en kısa işte burada oluyor arkadaşlar. Birim karelerin köşelerinden geçen de oluyor. E o zaman bizden işte bu 100 noktalı doğru parçasının denklemini bulunuz diyor bize. Ya da bunu taşıyan doğrunun denklemini bulunuz diyor. E ne yapacağız? Bir doğru denklem isteniyorsa kendimize iki soru soracağız. 1 eğim 2 nokta. Eğim belli mi? Belli. Aslında böyle birim karelerin köşelerinden gidiyor. Eğimi 1 yapıyor. Ama bak x eksenine yaptığı açı. Şöyle 1 bölü 1'den 1 yapıyor. Ama sola yatık olduğundan eğim eksi 1 yaptı. Eğim belli mi? Belli. Nokta belli mi? Belli. 5'e eksi 2 noktası zaten. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazacağız. Yani burada işin esprisini tekrar söylüyorum dostlar. İşin esprisi işte şu kırmızı olan doğru. En kısa doğru. 100 noktada en kısa doğru. Çünkü bu iki nokta arasındaki uzaklıklar tam birim karelerin köşelerinden geçtiği zaman en kısa oluyor. Tamam. Ya umarım anlatabilmişimdir. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunun üzerinde sen de bir dur. Şöyle üzerinde bayağı bir yoğunlaş. Hatta bütün doğruları da şöyle bir çiz. Aralarındaki mesafe bak. Eğimler arttığı zaman şöyle. İşte eğimi eksi birden
azaldığı zaman noktalar arasındaki mesafeler artıyor ya da arttığı zaman da noktalar arasındaki mesafelerin arttığını zaten şeklinde görüyorsun. Eğim eksi 1 olan ve bu noktadan geçen doğru denklem isteniyor. Yazıyorum, m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dı. M dediğimiz eksi 1. Eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x, yani 5 eşittir y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 2, yani y artı 2. O zaman eksi x artı 5. Eksi 1 ile çarpıyorum buraya. Eşittir y artı 2 yaptı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Genelde x'in katsayısı artı olan şıklarda oluyordu. Attım öbür tarafa. Şu 2'yi de buraya atayım. O zaman ne oluyor? 3 eşittir x artı y oldu. Ya da x artı y eşittir 3 oldu. Ya da x artı y eksi 3 eşit 0 şeklinde olabilir. Ya da y eşittir eksi x artı 3 şeklinde olabilir. Ama büyük ihtimal şıklarda bu vardır. X artı y eşittir 3 şeklindedir. Arkadaşlar gerçekten çok mükemmel bir soru. 40. soruda. Lütfen bu soruya şöyle bir daha abanmanızı tavsiye ediyorum. Tamam mı? Çok da güzel bir soru. Sana kendisi çizdiriyor. Sorunun kendisi çizdiriyor. Bak, bu mantıkta bir soru çıkarsa artık bence zorlanmazsın. Çünkü mantığını öğrendin. Amacımız da zaten o. Mantığını öğrenmeniz. İnşallah öğretebilmişizdir. Evet gençler, isterseniz burada bir yine mola verelim ki zaten bu kısım, doğru denklemi yazma kısmı bitti. O zaman bir sonraki videoda ne anlatacağız? Kesişen iki doğrunun. İki doğrunun kestiği noktadan bahsedeceğiz. Yani 7. videodan bahsedeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.